Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerin kadrolarını yorumluyorum serimizdeyiz arkadaşlar ve abonelerimin kadrolarını bu videoda yorumluyorum. İşte en fazla kadroyu bu videoda yorumlayacağım, muhtemelen bayağı bir kadro yorumlayacağım. Daha fazla kadro yorumlama videosu için videoyu beğenmeyi ve yeriyseniz de kanala abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın aşağıdan arkadaşlar. Videoyu attığım anda 200 beğeni olsun bakalım, 10 dakikada 200 beğeni yapamayız belki şu anki halimizde ama şu an videoyu ne zaman izliyorsanız izleyin, beğenirseniz kanal zaten gelişeceği için yakında öyle zamanlarda gelecek arkadaşlar. O yüzden desteklemek için çok önemli herkesin beğenisi. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Ve yeniyseniz de dediğim gibi kanala abone olun, bildirimleri açın arkadaşlar. Akşam Cube TV'de yeniden yayındayız. Haydi bakalım arkadaşlar, o zaman bana Discord üzerinden göndermiş olduğunuz kadroları şimdi yorumlayacağız. İlk olarak arkadaşlar Emir'in kadrosunu yorumladım ve Eren Alp'in kadrosunu yorumladım. Bunlar şey videosunda yorumladım ama bunları ben ne videosunda yorumladığımı hemen söyleyeyim. Şarkı çevir çıkanı yap videosunda yorumladım. Biliyorsunuzdur zaten, o videoyu bayağı bir kişi izledi. Muhtemelen hepiniz neredeyse izlemişsinizdir. İzlemeyen varsa da i butonundan izleyebilir arkadaşlar. Şimdi Umutcan'ın kadrosunda sıra. Bu kadroları bana açıklama kısmındaki Discord adresinden FIFA Mobil kadro yorumlama mesaj kanalı bölümünden gönderebiliyorsunuz. Açıklamadan Discord adresimize yani gelebilirsiniz. Gerçekten güzel bir şekilde hallettik. Ayrıca rozet alanlarla, Cube TV'de benim rozetimi alanlarla birlikte PUBG Duo Squad günü de yapacağız. Onlarla birlikte de oynayacağız. Merak etmeyin, o konuda da sıkıntı olmayacak. Hemen arkadaşlar ilk kadromuza bakalım ama nasıl göndereceğinizi merak ediyorsunuz, yorumlarda yazıyorsunuz. Açıklamada Discord adresimiz var, oradan gönderiyorsunuz. Genel butonundan zaten mesaj yazarsanız oradan size anlatırız da. İzleyiciler anlatır, ben de anlatabilirim. Benle de konuşma şansını yakalamış oluyorsunuz. Her neyse arkadaşlar, bastım bakalım. Şimdi ilk takımımız böyle bir takım. Umut'un takımı 93 iken 120 kimyası var. Muhammed Salah'ı falan almış. Hani sağ orta sahada oynattığına rağmen artı 5 rating almış. Bu yüzden bence fena değil. Zaten 120 kimyası da var. Ama MOO kısmına bir Pogba alabilirsin. Yani Toti Pogba alırsan gerçekten güzel durabilir orada. Ayrıca MDO ya da Kante alabilirsin. Güzel bir Premier League kadrosu kurmuşsun. Ne yazmış abi? Abi adım Efe, her türlü öneriye açığım. 4-3-3 atağa geçeceğim. Sane, Salah falan var. Sol bek Toti, Marcelo, Beleş ama dörtlü de çıkarsa tabii sol bek önerilebilir misin? Premier Lig olsun yeter. Premier Lig'den sol bek şu an aklıma gelmedi ama diğer önerileri yaparsan bence daha çok işine yarayabilir. Gökhan'ın kadrosundayız. Birazcık net çıkmamış ancak buna da bakalım arkadaşlar. Gökhan bakalım öneri falan istemiş mi? Paramın az olduğuna bakmayın, çoğalacak. Stopere 88 kirliğini gelecek. Sol bek Alexandro gelecek. Sağ bekte Joao Cancelo gelecek demiş. O zaman abi kadro işte güzel olur. Zaten kimyayı fullemen lazım. Şu an tek eksiğin kimya senin. Kimya neden 110 bu arada? Neden full değil bilmiyorum. Herkes istediği yerde oynamıyor mu abi? Neden full değil bilmiyorum arkadaşlar. Bunu yorumlara birisi yazabilir mi? Neden 120 değil? Ve kadron gerçekten beğendim. Diğer kadroyu bu arada 10 üzerinden 8 veriyorum. Bu kadroda 120 kimya olsaydı 10 üzerinden 9 alabilirdi. Ama sana da 10 üzerinden 8 veriyorum kardeşim. Ama geliştirmelerini yap ve kimyanı fulle kardeşim. Ve sana da 10 üzerinden 10 verelim. Hadi bakalım arkadaşlar, bir aşağıdaki kadroya inelim. 92 gen ama maalesef 50 kimyadayız. Olsun abicim, kimyayı bir şekilde hallet. O Milinkovic Savic zaten 2 milyondan satılıyor. Ben daha bendekini yeni sattım. Yeni satıldığını öğrendim. Yeni sattım. Sen de satabilirsin. Milinkovic Savic'i satıp kendine Şikirtel'i de sat. Ama bu kadroda gerçekten çok kimya eksiği var. Bir tane lig belirli artık kendine. Yani muhtemelen İspanya Ligi gitmişsin sen. İspanya Ligi'nden ilerle, zaten Messi'nin de var. O yüzden abi MO'ya bir Arthur falan alabilirsin La Liga'dan. Onu ben beğeniyorum. Ben kullanıyorum ve beğeniyorum. Sen de alabilirsin. Ayrıca stopere Şikirtel'i satıp daha yüksek bir La Liga'dan ya da düşük paran yoksa düşük bir La Liga'dan oyuncu alabilirsin. Sağ beke de bir La Liga'dan oyuncu alırsan iyi olabilir senin için diyorum kardeşim ve hemen. Ama Verratti orada çok sıkıntı yapmamış galiba. O durabilir biraz. Her neyse hemen arkadaşlar. Kroos, Umtiti ve Kurtuğa kimyamı bozar mı? Etkinlik oyuncularından geliyor. Şu an oynamadım. Kroos, Umtiti ve Kurtuğa. Bakalım abi. Kroos bozmaz. Kroos'u Fernandinho yerine koy hatta. Çok güzel olur. Umtiti ile başka kim geliyordu? Umtiti ile bu arada Cube TV'den Özgür demiş. Aynen Özgür, seni hatırlıyorum bu arada. Bir dakika abi. Umtiti ve Kurtuğa. Ha, Kurtuğa demiş. Kurtuğa bozabilir. Kurtuğa biraz bozabilir ama Fernandinho yerine zaten Kroos'u alacağın için Kroos bayağı bir arttıracak. O yüzden Kurtuğa'yı bir dene diyorum ben. Belki bozmayabilir ama zaten Kroos'u alacağın için dediğim gibi bayağı bir arttıracak. O yüzden dediğimi yaparsan güzel olur. Nasıl kadrom? Kaleci, sol bek, stoper değişecek ve tabii ki de 96 Ronaldo gelecek demiş. 96 Ronaldo'yu alacakmış. Kaleci, sol bek ve stoper değişecekmiş. Kadroyu bu arada çok beğendim. 94 iken 120 kimya. Bu kadroyu 10 üzerinden 9 veriyorum. Gelecek oyunculardan sonra Ronaldo da bu kadroyu çok hoş olur. Başka kim alınabilir abi? Sağ kanata bir tane Insigne veya Mertens. Hangisi sağ kanat kartı var bilmiyorum. Sol kanat, sağ kanatlar ama bu arada bunlar bu ligde miydi ya? Gerçekten arkadaşlar şu an hiç hatırlayamadım. Ancak dediklerimi yapmaya çalışsan
Gerçekten güzel bir kadrom var kardeşim. Sana da 10 üzerinden 8 verdim mi bilmiyorum. Şu anda verdim. Hadi bakalım abi. Bu hiçbir şey yazmadan göndermiş TG Pro kardeşim. Bu da 94 iken 120 kimya. Bu arada aynı mı takımlar? Ha, aynı takım bir de atmış, tamam. Şimdi Muhammed Sakarya'nın kadrosundayız. Bu arada bu kardeşimiz bana Küp TV'den çok fazla destek olmuştu. O desteklerin için buradan da sana teşekkür ediyorum kardeşim. Salah, Mane, Bernardo Silva, Sané, Foden, Dembele, Mendy, Stones, Mangala, Danilo, Bravo. Gerçekten güzel kadrolarım var kardeşim. Güzel şeylerim var. Hoş bir kadrom var. MO'ya Kante alabilirsin. Normal kartı var Kante'nin MO. Ben çok sevdiğim için söylüyorum ama gerçekten tam FIFA'ya uygun bir oyuncu. O yüzden sürekli söylüyorum. Sen de kesinlikle almanı öneriyorum. 10 üzerinden de 7 veriyorum. Kimyanı, ratingini biraz daha yükselt diyorum. Biraz daha etkinlikleri oyna. Ayrıyeten Team of the Year'dan, Forvet'ten ilerlediğini gördüm Mane'yi sayesinde. Eğer satın almadıysan, Forvet'ten ilerliyorsan da bu kadroya kim alınabilir abi? Mesela Harry Kane eğer varsa o güzel gidebilir Salah yerine. Salah'ı da satarsın Harry Kane beleşe geleceği için. Salah yerine de sağ kanata çok yüksek bir oyuncu alabilirsin. Ben sana bu taktiği verdim kardeşim. Sen bir şey sormamışsın ama ben sana bunları verdim. Hemen arkadaşlar 88 yani 120 kimya benim kadroma birazcık benziyor rating ve kimya olarak. Ancak kadro güzel abi, fena değil, fena durmuyor ama insanlar hep pozisyonda oynaması lazım. O yüzden Dele Alli'yi satıp, bak Dele Alli'yi satıp MO'ya Kante al. Hem daha ucuz muhtemelen, yani hiç fiyatını bilmiyorum ama kesinlikle alabilirsin yani, yeter. Arasında 200 bin fark olması imkansız bence, 280 bin fark olması imkansız. Kante alırsan çok daha hoş olur takım. Ayrıyetten Kante ile de daha güzel oynanıyor bu oyun. Ben test ettim, denedim. Bu arada Cenk Tosun'un hiç beceri geliştirisi yok. Eğer çok seviyorsan kalsın ama beceri geliştirisi olmadığından dolayı ratingini düşürüyor. Beceri geliştirisi 5 olan bir tane adam alabilirsin veya 4 olan bir tane adam alabilirsin. Bu kadroda eksik olan şey beceri geliştiricisi oyunculara basılan. Ali'ye 2 basılmış, Cenk Tosun'a 0 basılmış. Onların birazcık yükselmesi tabii ki de gerekiyor. Şimdi Numan'ın kadrosundayız. Numan 92 iken 120 kimyalık bir kadro kurmuş. Gerçekten güzel bir kadrom var kardeşim. Kadroya da 10 üzerinden 7, 8, 7,5, 8 verilebilir. Gerçekten güzel bir kadron var. Beğendim kadronu. Dediğim gibi 10 üzerinden 7,5, 8 verilebilir. Gerçekten güzel bir kadron var. Van Ginkel, Kovacic, Chou, Bailey, Rojo, Trippier, Willian, Gabriel Jesus. Güzel bir kadron var yani. Çok da öneri yapmayacağım. Öneri istemiş misin bir yere? Bakayım abi. Bir yere de öneri istememişsin. Arkadaşlar bu arada kadroyu paylaşırken bir yere öneri isterseniz önerilerinizi de dikkate alıyorum. O yüzden yazın yani. Bu arada 95 iken 120 kimyalık süper bir kadro gördük şu anda. Çok beğendim kadronu. Kimmiş bunun adı? Kenan Ziz Ara. Kenan kadronu çok beğendim. Maicon falan da koymuş bu arada kadroya. Yine de kimyası bozulmamış çünkü Brezilyalı bir oyunculardan kurulu bir kadrosu var. Cesc Fabregas yerine Kante al. Lütfen al abi, Kante al ya. Kante'yi ben gerçekten çok seviyorum ama 8 de beceri geliştirisi var. Kante'nin önce bir beceri geliştirisine bak tabii ki. Aubameyang yerine de bir Harry Kane gelebilir. Forvet'ten ilerliyorsan eğer Team of the Year'da, ama Team of the Year'da Fernandinho'yu aldığına göre orta sahadan ilerliyorsun galiba. Bilmiyorum abi ama Forvet'ten ilerliyorsan Harry Kane'i alabilirsin diyorum. Ve arkadaşlar lafı tekrardan fazladan uzatmadan hemen bir diğer kadroya geçiyoruz. 95 iken 120 kimya bu arada çok iyi duruyor. Oyun kralı King 91 iken 120 kimyalık güzel bir kadron var. Dimitri Payet yerine paran olduğu zaman kesinlikle Pogba'nın Team of the Year kartını alabilirsin. Ya da ilerliyorsan eğer orta sahadan ilerliyorsan ki Cavani'yi almışsın yani forvetten ilerliyorsun ama eğer orta sahadan ilerliyor olsaydın dediğimi kesinlikle yapmanı önerirdim. Bu arada 2500 CFR'im var. Onu da 3750 yapabilirsen bir tane Toti paketi aç yani onu biriktirmeye çalış diyorum. Ve hemen bir diğer kadroya geçiyoruz. Oyun kralı King'in kadrosundan sonra da Mere Meretuk FC. Gerçekten çok güzel bir kadro görüyoruz şu anda ekranda. 10 üzerinden bu kadro işte 10 veriyorum. Gattuso, Dzeko ve Maldini. Tam 3 tane ikon var abi kadroda. Gerçekten muazzam yani, yok artık 3 tane ikon. Çok beğendim kadronu. 10 üzerinden de 10 verilir bu kadroya. Dediğim gibi daha iyisi çıkmazsa bu kadro 10 üzerinden 10 kesinlikle. Mertens'in kartının bu arada MF olduğunu gördük. O zaman Insigne belki sağ kanat olabilir, bilmiyorum abi. Bu arada bunlar İtalya liginde mi? Napoli hangi ligde? Gerçekten bunları çok unutuyorum ya. Lig 1'de mi İtalya'da mı abi? İtalya'da, kesin İtalya'da ama yine de kafam karıştı. İtalya'da olduğunu biliyorum zaten, görüyoruz ama yine de kafam birazcık karışıyor bazen böyle şeylerde. Muhtemelen sizin de böyle şeylerde karışıyordur. Bu arada kadroyu çok beğendim arkadaşlar. Hadi bakalım. Yusuf YC'in kadrosundayız. 90'gen 116 kimyalık gerçekten harika bir kadrosu var. Çünkü full Dortmund'dan kurmuş neredeyse. Pique'yi değiştirirsen eğer oraya da bir Dortmund'u de stoper alırsan kadron 120 kimya olur. Ancak Koke bozulur bu sefer de. Bir şekilde halledersen o düzelir. Bu arada santraforunu değiştirebilirsin. Mesela santraforunu abicim Alman bir İspanya liginden Alman santraforu varsa santraforuna onu al ve 120 kimyaya ulaş kardeşim. Direkt Felipe Vizeu'yu sat. O dediğimi al kardeşim.
Kadron güzel. 10 üzerinden de 6 veriyorum. Haydi bakalım bir diğer kadromuza geçelim. Veya böyle demiş bu arada. 120 kimyalık halini de göstermiş. Ay inen işte abi. Almanya liginden İspanyol bulmuş. Ya İspanya liginden Alman bul demiştim galiba. Alman işte bu şekilde bulmuş. Dediğimi de yapmış yani. Kadrosunu göndermeyen varsa göndersin yazmışım bunun altına. Muhammed Sakarya'yı zaten bakmıştık. Şimdi Onur'un kadrosundayız. Onur'un kadrosu da 94 yani 120 kimya ama birazcık bulanık çıkmış. Ve başka bir şeylere de bakmış. Yabancı bir kadro o yüzden buna çok bakmayacağım arkadaşlar. TG Pro'da göndermişti. Şimdi Batu'dayız. Batu bir tane Beşiktaş kadrosu atmış ama arkadaşlar bu kadroları net olarak atın ki daha kolay yorumlayabilelim. Beşiktaş kadrosu var ama tuttuğu takımın kadrosunu kurmuş. O yüzden beğendim kadroyu. 10 üzerinden de 8 verebilirim. Hadi çünkü düşük rating ama Beşiktaş tuttuğu takımın kadrosunu kuranlara ayrı bir saygımız var. Oyunu bu şekilde eğlenerek oynuyor onlar da. Yapacak bir şey fazla da yok. Evet arkadaşlar şimdi herkes kadrosu görünmesi için, bütün atan kişilerin kadrosu görünmesi için Mete'nin kadrosunu görüyoruz arkadaşlar. TG'ye Dylan'ın kadrosunu görüyoruz. Muharrem Yakut 91 yani 121 kimya. Mert Baba 96 yani 120 kimya kadrosu var. Şu an OBS'de bu nasıl görünüyor bilmiyorum. Zaten uzaktan bakalım nasıl görünüyor. Aynen kadro zaten görünüyor arkadaşlar. Kadronun için gerçekten çok güzel. 96 yani 120 kimyan var. Çok beğendim kadronu. 92 yani 120 kimyalık bayağı bir takımı varmış bu arada. Burada 94 yani 120 kimyalık iki tane takım üst üste görüyoruz. Gerçekten çok güzel. Bu arada kaleciyi değişeceğim. Onun dışında lütfen öneri coin sıkıntı değil demiş. Kaleciyi değişme dışında abicim Kanten var, Pogba var. En sevdiğim iki tane adam zaten var. Öneri olarak da Santrafor'a belki şey alınabilir abi. Kimdi onun adı? Çünkü Ciro ağır kalıyor. Roberto Firmino alabilirsin. Ahmet Akif Tuna'yı görüyoruz. Bu arada TG Pro sürekli atmış abi. Öyle sürekli atmanıza gerek yok. Zaten yorumlayabildiğim yorumluyorum. Burada arkadaşlar herkes kadrosu videoda görünsün diye herkesinkini gösteriyorum. Ve arkadaşlar zaten burada da kadrolar bitti. O zaman burada da videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Gerçekten çok süper kadrolar vardı. Gönderdiğiniz kadrolar için çok teşekkürler. Discord'dan ben kadrolarınızı gönderin. İkinci bölümü çekeceğim diye paylaşım yapacağım birazdan. Onun altına da videonun açıklama kısmından Discord adresimize gelip onun altına gönderdiğiniz kadrolar da çabuk gönderirseniz eğer kesin yorumlanır. Çabuk göndermezseniz de illa gözükür ama kesin yorumlanmayabilir arkadaşlar. O şekilde girip gönderebilirsiniz. Yani burada da videomuzun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Akşam da Cube TV'de yayındayız. Oraya da bekliyorum. Haydi bakalım şuradan kanala abone olabilirsiniz. Ve şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak muazzam bir videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Ve bay bay.